Bir önceki videoda açı ortaylar üzerindeki noktaların özelliklerinden bahsetmiştik. Bu videoda ise bu özelliklerin üçgenlere ve açılara etkisinden bahsedeceğiz. Şimdi A köşesinden BC kenarına doğru bir açı ortay çizelim. Açıyı tam ortadan ikiye böleceğiz. Bölmeye çalışıyoruz. Güzel. Açı ortayın BC kenarının kestiği noktaya da D noktası diyelim. Şimdi de aynı şekilde B köşesinden AC kenarına doğru bir açı çizelim. Ve bu açı ortayın AC kenarını kestiği noktaya da E noktası diyelim. Bu durumda tabii ki AD açı ortayı BAC açısını ortadan ikiye bölüyor ve aynı şekilde BE açı ortayı da ABC açısını ortadan ikiye bölüyor. Bu da demek oluyor ki BAD ve DAC açıları birbirine eşit. Aynı şekilde ABE ve EBC açıları da birbirine eşit. Görüyoruz ki bu iki açı ortay üçgenin içinde bir noktada kesişiyor. Bu noktaya da i noktası diyelim. Birkaç harfi atladığımın farkındayım ama biraz sonra neden bu noktaya i noktası dediğimi anlayacaksınız. i noktasının önemli ve ilginç özellikleri var. Bu nokta iki açı ortayında, her iki açı ortayında üzerinde, değil mi? Daha önceki bir videoda açı orta üzerinde bulunan her noktanın o açıyı oluşturan iki kenara eşit uzaklıkta olduğunu görmüştük. Mesela i noktası AD açı üzerinde olduğu için AB ve AC'ye eşit uzaklıkta. Bu i noktası ve AC kenarı arasındaki uzaklık olsun. Bu da i noktası ve AB kenarı arasındaki uzaklık. Daha önceki videolardan hatırlayacaksınız, bir nokta ve bir doğru arasındaki uzaklıktan bahsederken en kısa uzaklığı kastediyoruz. En kısa uzaklığı da noktadan doğruya bir dikme indirerek elde ediyorduk, değil mi? Bu dikmeler i noktası ve kenarlar arasındaki en kısa uzaklığı gösterdiğine göre bu iki doğru parçası eşit uzunluktalar. Dikmelerin kenarları kestiği noktalara da isim verelim. Bu nokta f noktası olsun, şu noktada g noktası. Bu da demek oluyor ki, if ve ig eşit, eşit uzunlukta. Gayet makul değil mi? Buraya kadar her şey mantıklı. BE e açı ortayı içinde aynı işlemi uygularsak, i noktasının AB ve BC kenarlarına eşit uzaklıkta olduğunu görüyoruz. I noktasının AB kenarına uzaklığının IG olduğunu zaten biliyoruz. Demek ki I noktasının BC kenarına uzaklığı IG'ye eşit olacak i noktasından bc kenarına bir dikme indirelim. Ve kesişim noktasına da h diyelim, h. Bu durumda i noktası b, e açı ortayı üzerinde olduğu için i, g ve IH eşit uzunlukta olacak. Dikkat ederseniz, dikkat ettiyseniz, i, f ve i, g'nin zaten eşit olduklarını göstermiştik. Eşit uzunlukta olduklarını göstermiştik. Böylece i, f ve IH'nin de eşit uzunlukta olduklarını gördük. Buraya kadar gayet mantıklı. İyi gidiyoruz. Üçgenin içindeki bir nokta iki kenara eşit mesafede ise bu nokta o iki kenarın birleştiği açının açı ortayı üzerinde olmak zorunda. Bunu daha önceki bir videoda yine göstermiştik. İF ve IH eşit uzunlukta olduklarına göre bu demek oluyor ki I noktası ACB açısının açı ortayı üzerinde olmak zorunda. Çünkü I noktası BC ve AC kenarlarına eşit uzaklıkta ve böylece bir üçgenin üç iç açı ortayının da tek bir noktada kesiştiğini göstermiş olduk. Normalde herhangi üç doğruyu ele aldığımızda bunlar her zaman tek bir noktada kesişmezler. İki doğrunun tek bir noktada kesişmesi gayet doğal ama üç doğru için bu söz konusu değil. Çevrel çember merkezinden bahsederken kenar orta dikmelerinin aynı noktada kesiştiğini görmüştük. Şimdi de iç açı ortaylarının tek bir noktada kesiştiğini öğrendik. I noktası ACB açısının açı ortayı üzerinde. Bu açı ortayı çizelim. O zaman bu açı şu açıya eşit olacak. Böylece bir üçgenin iç açı ortaylarının tek bir noktada kesiştiğini görmüş olduk. Bu kesişim noktası özel bir nokta olduğu için buna özel bir isim vermemiz uygun olur. Bu noktaya iç teğet çemberin merkezi diyoruz. Demek ki i noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi. Şimdi de bu noktaya neden bu ismi verdiğimizi öğrenelim çevrel çember merkezinin üçgeni çevreleyen üçgenin köşelerine teğet olarak çizilen çemberin merkezi olduğunu hatırlayacaksınız. Aynı şekilde iç teğet çemberin merkezi de üçgenin tamamen içinde bulunan ve üç kenara da teğet olarak çizilen çemberin merkezi olacak. Peki bu çemberi nasıl çizeceğiz? İ noktasının üç kenara da eşit uzaklıkta olduğunu görmüştük. İ noktasının aynı zamanda bu çemberin merkezi olduğunu da söyledik. O zaman birbirine eşit olan I, f İG ve IH uzunluklarının yarıçap İ noktasının da merkez olduğu bir çember elde edeceğiz. Şahane. O zaman hemen çizelim. Biraz daha düzgün çizeyim. Evet, o zaman bu çemberin ismi de tabii ki iç teğet çemberi olacak. Hatırlarsanız çemberleri isimlendirirken, çemberlere isim verirken genellikle merkez noktasının ismini kullanıyoruz. O halde i çemberi ABC üçgeninin iç teğet çemberidir. Yarıçapına da r diyelim. r, bu durumda if, ig ve ih'ye eşit uzunlukta olacak. Bu yarıçapada tabii ki iç teğet çemberin yarıçapı diyeceğiz. Peki, şimdi bu videoda öğrendiklerimizi bir kısaca özetleyelim. Ne öğrendik? kenar orta dikmelerinin kesişim noktasının üçgeni kapsayan bir çevrel çemberin merkezi olduğunu öğrendik. Daha sonra iç açı ortayların kesişim noktasının üçgenin içinde yer alan, üçgenin içinde olan ve üç kenara da teğet olan bir çemberin merkezi olduğunu öğrendik ve bu çembere de iç teğet çember dedik. Aynı şekilde iç açı ortayların kesişim noktası ve aynı zamanda bu çemberin merkezi olan noktaya iç teğet çemberin merkezi ismini verdik. Son olarak bu çemberin yarıçapına da iç t çemberin yarıçapı dedik.